Tarikatların sosyal ağlarına nasıl ulaşıyor çok merak ediyorum diye bir soru gelmiş. Nasıl sosyal ağlarına? Ben de onu anlamadım. Sosyal medyaya sürüyorsa sosyal medyanın algoritması ile ilgili bir şey anlatayım size. Sıfırdan bir profil açın kendinize. Yani bununla alakası bu profilinizde. Ve gidin belli bir medyanın şeyini beğenin. Sonrası algoritma sürekli o siyasi spektrumdan şeyler önermeye başlayacak. Hatta Fox'un galiba bununla ilgili belgeseli mi vardı? Yoksa bir akademik şey mi vardı? Çalışma mı vardı bunun hakkında? Tam hatırlamıyorum. Sosyal medyanın adamı nasıl radikalleştirdiğine dair. Sen bir şey beğeniyorsun. O noktadan sonra sadece o siyasi spektrumdan sana şeyler gelmeye başlıyor, gönderiler. Bir balon oluşuyor ve sen bu balonun içerisinde yaşamaya başlıyorsun. Sadece onu görüyorsun. Karşı tarafta hiçbir şey görmüyorsun. Tek bir yerden propagandaya besleniyorsun ve çok hızlı bir şekilde radikalize ediyor bu seni. Çünkü sosyal medya algoritması biliyor ki bu adamın önüne şunu koyarsak beğenir. Bunu koyarsak beğenmez. O yüzden beğeneceğin şeyi göstermeye başlıyor sana ve beğeneceğin şey aslında senin kafanda oluşturduğun siyasi figür. Aksini değil. Ve radikalleştiriyor seni bu şekilde. Ben de ne yapıyorum bunun için? Açıyorum profili mesela. İşte tarikatçı şeylerine bakacaksam, kontrol edeceksem gidiyorum oradan işte. Gavs-ı Sani bilmem ne, işte Menzilci'den şusunu busunu, Semerkant'ı falan. Onları beğeniyorum. Takip alıyorum o sıfırdan açtığım profille. Ve önüme birden şey akmaya başlıyor. Bu tarikatçıların şey yaptığı, takip ettikleri sosyal medya şeyleri falan. Oradan akmaya başlıyor. Aralarında konuşmaları falan filan bilmem ne. Bunun benzerini de işte FETÖ konusunda, PKK konusunda yapıyorum. Orada sıfırdan yaptığım sosyal medya profilleri var. Giriyorum bunları takip ediyorum. Ve bir zaman sonra bunlar şey yapıyorlar. Beni de oradan sanıyorlar ve açık açık işte paylaşımlar falan yapılmaya başlanıyor. Ben de oradan aldığımda not alıyorum, raporluyorum haftalık. Ve bakıyorum yani ne konuşuluyor aralarında, ne var ne yok diye. Çok büyük şey yapmanıza gerek yok yani. Çok büyük bir istihbaratçı falan olmanıza gerek yok. Bunu yaptığınız zaman görüyorsunuz az çok ne konuşulduğunu. Mülteci meselesi, şimdi hemen kendime giydireyim. Mülteci meselesi bile böyle inşa alandı arkadaşlar. Böyle gündem oldu. Biz burada konuştuk. Kaç ay oldu? Anlatsana onu. Kaç ay oldu abi? Ramazan'da konuşuyorduk işte onu. Sahur yayınları yapıyorduk seninle. Bu Ramazan'da şeydi, adı neydi? Bu Pakiler, Afganlar, Peştunlar yani, Suriyeliler bu kadar gündemdeyken mülteci meseleleri. Ben şey dedim. Ya abi dedim, TikTok'ta bu algoritma meselesi. Elik abinin az önce anlattığı algoritmayı oluşturmak için bir TikTok hesabı açtım ve dedim ki bu mülteciler ne yapıyor? Yani ülkeye nasıl geliyorlar? Çünkü en baş aşamalarına kadar vlog çekiyor arkadaşlar bu insanlar. Ve ben o dönem şeyi merak etmiştim. Bunlar yolda soyulmuyor mu ya? Çünkü görüyoruz, altın çalıp gelen adam oluyor. Kuyumcuları öldürüp altın alıp gelen adam oluyor. Her neyse, oluşturdum bir hesap. Sonra gittim. Özellikle Peştunların, yani Afgan ve Pakilerin ağırlıklı olduğu videoları buldum ve beğendim. Algoritmamı oluşturdum. Önüme bir gün içinde yüzlerce taciz videosu düştü. Bu taciz videosu, hani hepinizin alışa geldiği hani götle selfie çekilme mevzusu var ya. İleri seviyede, örnek veriyorum, sokakta yürüyen kadının fotoğrafını koymuş, çekmiş yani. Üstüne yazmış ki işte orospu ölmeyi hak ediyor, Türkiye böyle bir yer. Yüzlerce böyle video. Yayında bundan bahsettim. Aylık abi mesela çok şaşırmıştı. Bu algoritmayı oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor vesaire diye konuşurken bu olaydan galiba 3-4 hafta önce bu Afgan Paki videoları patladı. Oysa ki bu videolar aylardır devam ediyordu. Sadece size yeni ulaştı. Hani Ocak Evet, ayından beri böyle. onu söyle. Şimdi orada Pakilerin veya Suriyelilerin aralarında konuştukları, paylaştıkları, şakalaştıkları veya ne bileyim gündem olan şeylerden sizin haberiniz yok. Yani yan yana duran iki dünya gibi düşünün. Onların dünyası ayrı, bizim dünyamız ayrı. Bu muz olayı mesela öyle bir olaydı. Yani adamlar orada bir haftada dalga geçiyordu. Sonra birinin aklına geldi. Aykırı'nındı galiba, Batuhan'ındı. Oradan haber yaptılar onu. Ülkenin gündemi çalkalandı. Bir de halbuki adamlar haftalardır yapıyorlar onu. Ve zihniyetlerini algılıyorsun. Şimdi bugün hani bazı tayfalar size ırkçı der, foncu arkadaşlar. Ya gidin kendi algoritmanızı her sosyal medya için oluşturun. Bir bakın. Ya terörist bile ne düşünüyor benim için önemli. Merak ediyorum onunla savaşırken, onunla kavga ederken onun argümanlarını daha önceden bileyim ki daha rahat çürütebileyim. Kafasıyla ilerleyin, kafayı yersiniz. Bu insanlara göre videoları izlediğimde benim kafamda direkt şu oluşmuştu. Bu insanlar Türk kadınlarını şöyle görüyor. Bu kadınlar cezalandırılmayı hak eden yaratıklar. Bize sunulmuşlar. Biz onlardan bir şeyler yapalım diye bilerek böyle Böyle davranıyorlar. şey, ganimet düşüncesi. Türklerin kadınları bir şeydir kafasının yansımaları bu videolar. Ve aylardır gündemdi bu aslında benim için. Size sonradan ulaştı. Konuşmuştuk burada. Sonra birileri bu gündemi kullandı. Ben bu arada bu videolardan sadece burada dile getirmedim. Daha önce bazı yerlerde konuşuldu bu. Ancak bazı arkadaşlar bu konuyu kullanmadı, ilerlemedi.
Zafer Partisi kullandı. Zafer Partisi kullanınca da dediler ki siz fonlanıyorsunuz. Ya Öteki Zafer Partisi mevzusunda bir hafta şey yaptık. Bir hafta destek attık biliyorsun. Çünkü gündem hep olması herkese gereken et attı. gündem abi neler döndü. Hande'yi içeri aldılar. Süleyman Soylu çıktı bize sövdü. Televizyon. Abi Soros çocuğum olmadık. Ne, o ne mevzuydu o ya bir hafta boyunca? Ben böyle bir şey yaşamadım. Demek ki şeyler de böyleymiş yani. Eskiden böyleymiş. Siyasi otoriteyle kavga ettiğin zaman. İnanılmaz. İnanılmaz bir şeydi. Çoğu insanın da zoruna gitti. Ya benim zoruma gitmedi mesela Zafer Partisi'nin çıkışı ama bazı insanların zoruna gitti. Ben o dönemde diyordum oy vermem ama yaptıkları iyi bir şey abi. Ülkenin öbür tarafı yani diyoruz ki ekonomiyi konuşun onu bunu konuşun hiçbir şey konuşmuyorlar. Abi Zafer Partisi başka büyük bir soruna direkt gündeme taşıdı, konuştu, etti. İyi oldu. Ya İnsanlar daha çok bilinçlendi. işin doğası o. Biri gelip konuşacaktı yani. Orada şey yapmaya gerek yok. Ve Biri gelip herkesin konuşacaktı. haberi vardı bundan ya. CHP'nin çok net bu konudan haberi vardı. CHP kendisi kullanmak istemedi. Ya şey algısı var bir de. Bak da konuşacağımız zaman. Şimdi Avrupa ile temaslar var. Ve hani Avrupa diyor ki sen şimdi iktidara geliyorsun. Seninle bir önden görüşelim. Mevzu bu aslında. O Soylu'nun tehdit eder gibi şey dedi yani elçilerle görüşmemiyoruz falan bu aslında. Ve onların istekleri belli. Yani sulmacı konusunda çok korkuyorlar. İnanılmaz. İnanılmaz korkuyorlar sığınmacı konusunda. Çünkü oradaki demokrasi yani otoriteyi salladı. Ve çok sayıları da çok değil ha. 1 milyon mu ne gitti mesela o ülkeleri. Orayı salladı, ülkeyi salladı. Sağ partiler %27, 28 almaya başladı böyle. Yeni kurulan partiler falan. Otoriteyi salladı. İnsanlar işte sokaklara döküldü. Bilmem neler yapıldı şu bu. Çok korkuyorlar bu konuyla ilgili. Diyorlar ki bunlar sizin ülkenizde kalsın. Biz bu sığınmacı anlaşmasını size devam ettirelim. Ortak projelerle bunlar işte sizin ülkenize entegre edelim. Tartışma noktası bu. Şimdi sen kalkıp da açıklama yaparsan göndereceğiz diye işte aynı akşama o gün hatırlıyorsun Deutsche Welle'ye şey çıktı. Neydi o abimizin adı CHP'den? Özgür Özel değildi. Diğerinin adı neydi? Şey konusunda ilgili konuşan. Entegrasyon konusunu konuşan. Deutsche Welle'ye. Sezgin. Sezgin değildi. Sezgin de ya. Sezgin Görüntülü değil. konuşmadım abi. Sezgin konuştu. Yok Sezgin değildi. Çaycı dedikleri var ya bir tane. Çaycı dedik adama da. Çaycı dalgası var onun hakkında biliyorsun. Unuttum adını abi de ben Sezgin diye hatırlıyorum. Sezgin değildi. Hayır çaycı direkt konuşanı Sezgin diye hatırlıyorum. Tanrıkulu değildi. Neyse artık. Neyse ne. Ha, evet. Gürsel Tekin. Gürsel Tekin Gürsel yazıyor. Tekin ha. Ay, ay yaş. Gürsel Evet. Tekin çıktı. Biliyorsun tam tersi açıklama yapmak zorunda kaldı. Niye? Deutsche Welle'ye çünkü. Adamlar diyor ki ya belli. Belli iktidar değişikliği de olacak ama bu konu böyle kalsın. Bu konuda mutabık kalalım. Bu konu böyle kalsın diyorlar. Bu konuda çok büyük baskı yapıyorlar. Herkese. Sızmacı konusunda çok büyük yaraları var. Ben o yüzden diyorum inanmıyorum diye. Zafer Partisi'ne de pek inanmıyorum. Çünkü karşıya alabileceğim bir güç değil. Ama en radikal, en net düşünceleri olan Zafer Partisi. Zafer Partisi çünkü şey demiyor. Bunu siyasi ortamını oluşturuyor. CHP'de ne diyor CHP? Kemal Kılıçdaroğlu. Sezgin ol bu işin. Abi Esat'la görüşürüz. Bunu mesela Zafer de bunu diyor. Ama Zafer diyor ki Esat'la görüştük olmadı. Onunla görüştük olmadı. Bununla görüştük Ya olmadı. şunu Diyor ki söyleyeyim sana. mancınık. Cav şunu söyleyeyim sana. Suriye kesinlikle kabul etmeyecek bunu. Bunun çok net bir sebebi var. Bunu biz raporlarla anlattık, tarihi anlattık. Anlamak istemeyenlerin kafasına çakarak anlatalım. Suriye devletinin resmi ideolojisine göre Hatay onların toprağıdır. Antakya falan böyle. Bunlar çalınmıştır onlara göre. Ve bunun savaşı yıllardır sürer. Yani bu iki ülke kurulduğundan beri bu iki ülke savaş halindedir. Yani şey olarak tabii silahla değil. Ama diplomatik olarak savaş halindedir. Su konusu bile savaş halinde biliyorsunuz. Bizim bir su anlaşmamız var onlarla. İşte şu kadar suyu Fırat'tan Dicle'den şey göndereceğimize dair söz verdik. Geri kalan işte şey olacak falan gibisinden. Suriye'de bizi sürekli şikayet eder. İşte suyumuzu kesiyorlar falan diye. Yani her konuda kavgalı olduğumuz bir ülke. Özellikle Hatay konusunda kavgalı olduğumuz bir ülke. Ve böyle bir güç varken elinde Hatay konusunda özellikle. Oranın işte demografisinin bozulmuş olması. Oranın neredeyse işte Nüfus çoğunluğunu almam. ha, Suriye olması, Kilis olayı falan buna müsaade etmez bunları geri göndermene. Ve bunu ileriye dönük Suriye hep böyle kalmayacak. Yani Suriye ileride toparlayacak er ya da geç. Hep bu şekilde kalmayacak. Bunu kullanacak sana karşı. İnanılmaz bir silah elinde. Müsaade etmez göndermene. Müsaade etmez. Yine geldiler ona. Allah'ım. Etmez abi şey gibi düşün bunu ya. Şey düşündüm şu an. Bunu Acaba bugün bak. doğdu.
Batı Trakya dediğimiz işte şey bölgesinde Yunanistan'da 2 milyon Türk olduğunu düşün. 2 milyon Türk gitti diyelim. Şimdi Yunanistan bunları göndermeye çalışsa biz ne deriz? Yani önce şeyi kendi çevireceksin değil mi? Deriz ki biz bunu bir şekilde kullanalım falan. Müsaade etmeyiz yani.